Bereketliydi hocam. Bereketliydi. Sene bereketliydi. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Evet, güzel bir Ramazan oldu. Allah'a şükür, hamdolsun. Rabbim idrak edebilmek nasip eylesin. İdrak edenlerden olabilmemizi nasip eylesin. Bu akşamki konumuz daha çok yaptığımız çalışmaların anlaşılması açısından. Bir de son günlerde büyük bir tabu haline geldi bu güneş tutulması olayı. Birazcık onun üzerine konuşmak istiyorum. İstişare yapmak istiyoruz sizlerle. Artı bu kendilik dediğimiz kavramı anlayıp bunun araçları üzerinden konuşmak istiyoruz. Biz kendi çalışmalarımızda hani Esma'nın sonunda bir amaç çizelgesi var ya, hile ve şefaattir, maksat dediği gibi bir doğrudur var ya, bu kavramları birazcık anlatmak istiyorum aslında. Hem de mübarek bayramı nasıl olur bayram? Bu bayram ne yapmamız lazım? Bunun üzerinden klasik bir sohbet yapmak istiyoruz. Şu anda YouTube üzerinden de dersiniz canlı olarak yayınlanıyor. Yani müsaitsen görüntüyü açabilirsin. Bizim için bir sakıncası yok. Açmayabilirsin de sen bilirsin. Şimdi kendilik nedir diye bir soru sorduğumuzda şöyle bir kavram çıkıyor. Bu hani artık en büyük ansiklopedi Google oldu biliyorsun. Google'daki bu anlatımlar. Evet, Ayşe Hanım da geldiler. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Ayşe Akı Gündüz. Epeycidir görüşememiştik. Evet, hoş bulduk hocam. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bayrama erdik. Mübarek Ramazan'ı idrak ettik. Elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince bayrama erdik. Şimdi bayramın gereklerini yaşayacağız. Hepimize, ümmeti Muhammed'e hayırlara vesile eylesin Cenab-ı Allah diye dua ediyoruz. Kendilik kavramını şöyle bir araştırdığımızda bir nesnenin varlığının tözünü oluşturan şey, yani içeriğini oluşturan şey anlamında onun hakiki varlığını, zatiyetini, hüviyetini oluşturan yapı olarak ele alınmış. Bunu anlamaya çalışırken şöyle bir kavram çıkıyor önümüze. Kendilik aslında bizim derslerimizde de ele aldığımız şekilde bir insanın feleki alemden algıladığı haberler, haber kavramıyla aldığı etkileri bilinç altındaki verilerini açığa çıkartıp zihni bir süreçte değerlendirmesi. Bakın bunu herkes kendi yapısına göre, kendi bilinç altındaki verisine göre yapıyor. Dolayısıyla da algıladığı şey hakkında kişi kendi düşüncesini, kendi bilgisini değerlendiriyor aslında. Bir anlamda insanın iç potansiyelinin, tabii ki bunlar anne ve babadan, işte kardeşten, arkadaştan, içinde bulunduğu toplumdan ortaya çıkıyor. Oradan algıladığını ne yapıyor? İşte o konu hakkında neyse, hangi ev konusundaysa o konu hakkında bir hüküm veriyor. İşte Ayşe Hanım diyor şöyledir, işte bu böyledir, bu böyledir. Ne oldu? Bakın Ayşe Hanım hakkında bir ön yargı oluşturmuş. İşte bu insanın kendiliği demektir. Kendilik kavramı demektir. Bu da bunun mahiyeti kişinin temel ihtiyaçları, gereksinimleri, insanlarla ilişki kurma yani iletişim yoluyla var olma çabasını ifade ediyor. Çok karışık bir kavram oldu değil mi? Kısaca bunu şu şekilde de ifade edebiliriz. Her insan algıladığı o enerjik alemden haberi kendine göre yorumlamasına, zihni süreç sonucunda yorumlamasına kendilik deniyor. Bu noktada kişinin aldığı eğitimler, mesela değer eğitimleri, erdemler eğitimleri varsa
Bu bir pozitif olabiliyor. Ama hele hele içinde bulunduğumuz bu yüzyılda artık biz o erdemlerden, o değerlerden maalesef çok uzak kaldık toplumsal olarak. Ve dolayısıyla da her şey bir maddeye bağlı oldu. Her şey bir çıkara bağlı oldu. Her şey menfaate bağlı oldu. Hani bana faydası ne? Ben bundan ne istifade edebilirim? Akışına yöneldi. İşte bu noktada kendilik bilincini oluşturmamız gerekiyor. Yani ben ilgili haber ortamından aldığım haberi nasıl yorumluyorum ve bu doğru mu? Bu ne kadar doğru? Bunu mutlaka oluşturmamız gerekiyor. Şimdi bunu oluşturmadığımız zaman insan doğal olarak diyelim, doğal ortamında 7 tane zihin aracından birisine biniyor. Yani o bir felekten etkiyi aldı. Bunun sonucunda bilinçaltındaki derilerden bir tanesini buraya çıkardı ve burada zihinde çalışıyor şimdi. O öyle dedi, bu böyle oldu, şöyle olur, öyle olur. Bakın bunu zihninde bir odaya koyuyor. Zihnindeki bu oda onun için ön yargı oluyor. Ama bunun doğrusu var, yanlışı var. Bak bunu tanımlayamıyor kişi. Neden? Çünkü senin içinde çalışıyor bu mekanizma. Yani senden bir parça olduğu için biz zannediyoruz ki herkes bunu böyle yapıyor. Yani herkes o konu hakkında böyle düşünüyor. İşte Mustafa Bey, işte efendim şöyledir de, böyledir de, şudur da budur. Bunu herkes öyle zannediyor. Mustafa hakkında herkes böyle düşünüyor zannediyor. İşte yanılgının başladığı yer insanın o zihni süreci. Arkadaşlar bu 7 saniyedir. Bakın test edin kendinizi. Bir etkileşim alırsınız ama içselinizden, hani kendi kendinize yine feleki etkilerden ama dış sağlığınızdan bir soru, sorun, bir problem bulunur. Ne olur? Onun sonucunda siz şöyle bir düşünürsünüz ki 7 saniyedir. O 7 saniyenin sonunda kütten bir hüküm koyarsın. İşte o 7 saniye bizim sorumluluk alanımızda. İşte biz oradan sorumluyuz aslında. Şimdi bu 7 zihin odası veya kendiliğin aracı olan, kendilik bilincinin aracı olarak insanlarda çalışan o zihni sürecin 7 maddesini şöyle sıralamamız gerekiyor. Bunun işlemlerini biliyorsunuz sizler. Bunun birincisi, birinci oda doğrudur. Yani kişi, evet bu böyle doğru. Yani dolayısıyla da algıladığı haber hakkında bu kanaati verir. Bu doğrudur, bu budur yani, bu budur. Ve bunun sonucunda bakın alınan haber yanlışsa verilen hüküm de otomatikman yanlıştır. İnsanın niyet mekanizmalarını oluşturuyor aynı zamanda o 7 zihin odası. İkincisi hile ve şefaattir. Ya ben buradan ne çıkarabilirim? Bana bunun ne faydası var? Acaba şöyle yapsam şöyle olur mu? Böyle yapsam böyle olur mu? Bakın meramını söyleyip de istediğini ifade etmek, iletişim kurmak yerine kendi kendine hüküm koyar. Buna da ne diyoruz? İkinci madde, ikinci zihin odasına. Hile ve şefaat. Alınan haber eksik esma sırrı gereği yanlış olduğu için dolayısıyla sen orada kendini ne kadar korumaya çalışırsan çalış, ne kadar menfaatçi işte ne bileyim iyilik adına, kötülük adına ne yaparsan yap, aslı hile ve şefaat yalan olduğu için otomatikman sonuç, yani o duygu ve düşünce sonucu koyduğumuz hükmüyle ortaya çıkarttığımız hal ve hareket karşı tarafta yanlış anlaşılacağı ve soruna sebebiyet olacak demektir. Rabbül Alemin'in bunu kabul etmesi mümkün değil. Üçüncüsü hırsızlık demektir. Hırsızlık. Yani benden bir şey çalacaklar veya ben bir şeyi kaçıracağım. Aman hemen alayım şunu. Hemen benim olsun. Öyle olsun. Böyle olsun. Yani biz buna ne diyoruz? Kendilik birinci çalışmalarımızda sirgat, hırsızlık. Ya ben hemen şunu alıvereyim. Hemen şunu yapıvereyim. Bakın sirgat üçüncüsü. Dördüncüsü nedir? Hayırdır arkadaşlar, hayır. Dördüncü zihin odamız
bizim o algıladığımız haberler sonucunda bilinçaltımızdaki verileri zihnimizde koyduğumuz dördüncü odanın adı hayırdır. Ya iyilik olsun. Ben Mustafa Bey'e iyilik yapayım. Ben Meryem Hanım'a iyilik yapayım. Ben Ayşe Hanım'a iyilik yapayım. Aman iyilik olsun. Ancak algıladığımız haber yanlışsa bizim yapacağımız hayır işte o menfaat icabı veya fazla aşırı vericilik oluyor. Bakın biri ya ifrattır bir diğeri de tefrit. Hal olarak ortaya çıkıyor. Senin niyetin ne kadar da hayır da olsa, iyilik yapayım amacıyla da olsa orada bir gereksizlik var, bir yanlışlık vardır. Dolayısıyla da sonucunda sıkıntı ortaya çıkar. Arkadaşlar bu zihin odalarımızdan, niyet mekanizmalarımızdan beşincisi ise şerdir. Bir haber algılarız. Tabii ki bu yani biz hangisini kullanıyoruz hocam diye bir soru sorulduğunda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. İşte onun hesaplamaları kendilik bilinci çalışmalarında var. Bakın bunun da hesaplamaları var. Bu kavramı da biz Ebced'le hesap edebiliyoruz. Kendilik bilinci çalışmalarında bunları görüyorsunuz dosyalarınızda zaten. Beşincisi şerdir arkadaşlar. Bu bana kötü olacak. Şimdi Meryem Hanım da geldi. Bana oradan laf çarpacak. Bak ama ben ona bulaşmayayım şimdi. Veya ver yansın Meryem Hanım'a işte efendim sen şöylesin, sen böylesin. Ya ne oldu da sen buna agresif davranıyorsun? Ya işte şöyle olacak, böyle olacak. Bakın yine kendi kurduğumuz hayaller. Aslında yok öyle bir şey. Mesela biz bunu Rauf esması eksikliğinde çok görüyoruz. 2, 4 ve 6 kodlu arkadaşlar kendilerine söylenen bir şeyi hemen yanlış anlarlar. İşte efendim bana kötülük edecek. Ya yok sana kötülük edecek bir şey yok. Bakın o kişinin kendi yapılanma hatasıdır. Arkadaşlar altıncısı ise bu kullandığımız zihin odalarından altıncısı ise gammazlıktır. Yani dedikodu. Ya işte öyle olur da böyle olur da şöyle olur da geçen de Ayşe Hanım geldi de böyle dedi de Meryem Hanım geldi de şöyle oldu da işte Mustafa Bey de dedi de böyle oldu. Ya arkadaş ya yok bu kadar dedikoduya bu kadar şeye gerek yok. Bu kadar korkulara, kaygılara, endişelere. Ya yok gerek yok. Bunu ancak sorun olarak yaşamda bir şey ortaya çıktığında görür. He ben yanlış düşünmüşüm deriz. Ben ön yargıyı yapmışım deriz. Ama iş işten geçti. Ne oldu? Kişinin kalbi kırıldı. İş bozuldu, düzen kaydı vesaire vesaire öyle değil mi? Peki yedincisi nedir arkadaşlar? Yedincisi ise muhabbet. Bakın dördüncü madde hayırdı, yedinci madde de muhabbettir. Sanki ona bir göbek bağımız varmış gibi, bir vicdani sorumluluğumuz varmış gibi ondan sonra ya işte iyilik olsun, hani denize at. Balık bilmezse Halik bilir misali, kendimiz ona karşı bir empati besleriz. Empati. Yani aslında bu duygusal noktadaki empati, empati değil, o sempati. Vay efendim, işte ben Türkleri çok severim çünkü ben de Kürt'üm. Veya ben Türkleri çok severim, işte o Türk'tür, ne yapsa doğrudur. Fenerbahçeliyim, ne olursa olsun Fenerbahçe'nin arkasındayım. Arkadaşlar yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey yanlış. Mesela çocuklarımızı hepimiz çok severiz ve dolayısıyla da onların yapması gereken işleri hep biz yaparız. Ya sen çocuğunu seviyorsan niye ona sorumluluk vermiyorsun? Yok işte ben çocuğumu çok seviyorum. Ya çocuğunu sevmeyeyim. Ya çocuğunu sev de şımartma. O sevgi çocuğu şımartmasın. Ve bunun gibi. Arkadaşlar bu yedi zihin odası bakın bizim doğal olarak yaratılışta bizde bulunan bir yeti. Her insanda bulunan bir yeti. Fakat herkes için farklı kombinasyonları var. Algıladığımız haber sonucunda bilinçaltımızdaki bilgiyi açığa çıkartıyoruz. Zihnimizde bir odaya koyuyoruz ve orada yoğuruyoruz. 7 saniye. Bu 7 saniyenin sonucunda da şöyle yapacağız diyoruz. Bir davranış sergiliyoruz. Bunlar bütün insanlar için doğal bir akış, doğal bir oluş. Bu böyle olur. Herkes için. İşte bu noktada kişinin kendinin neye nasıl
etki ve tepki verdiğini, nasıl hüküm oluşturduğunu kendinin deneyimlemesi, gözlemlemesi ve kendini bilmesi gerekiyor. Öyle değil mi? Mustafa Bey'in iş yerinde iş arkadaşlarıyla olan iletişimini ben mi düzenleyeceğim? Hayır, sen düzenleyeceksin. Ayşe Hanım'ın, işte Meryem Hanım'ın, Ahmet'in, Mehmet'in, yani herkes kendisi düzenlemek zorunda. He, anca sorarsın, dersin ki ya arkadaş ben Mehmet'le geçinemiyorum, ne yapmam lazım? Ha, bunu sorabilirsin. Ki nitekim bizim kültürümüzde de vardır. İstişare ve istihare eden yanılmaz dedi. Arkadaşlar, kendilik bir insanın hangi olaya karşı, hangi habere karşı nasıl bir tepki verdiğini tanımlamasına denir. Bilinç ise işte buradaki işleyişin, kendilik bilinci, bu işleyişin olgusal ve sonuçsal yapısını görmeye kendilik bilinci diyoruz. Niçin bu kendilik bilincinden girdik? Kısa bir tekrar yapalım. İşte o zaman herhangi bir zaman içerisindeki yaşadığınız olayları daha iyi tanımlarsınız. Sonuçlarını tanımlayabilirsiniz. Veya gelecek haberi de görebilirsiniz. O gelecek haberle siz yapacağınız davranışı da görebilirsiniz. Bakın, kendinize bir üçüncü bir gözle bakabilmek. İşte bu bizim sorumluluğumuzda. Son günlerde çok yoğun bir sosyal medyada bir ağırlık var. Ne ağırlığı var? İşte efendim Güneş 8 Nisan'da Güneş tutulacak. İşte 24 Nisan'a kadar bu toplumları etkileyecek, dünyanın altı üstüne gelecek, Amerika yıkılacak, işte efendim İsrail'de kırmızı inek kesilecek, yok şöyle olacak, yok böyle olacak. Şimdi kıymetli arkadaşlarım, hepiniz biliyorsunuz aslında, güneşin tutulmasına husuf, ayın tutulmasına kusuf deniliyor, değil mi? Bizim dinimizde, kültürümüzde tarihi bir süreç, yani bu dünya oldu olalı olan bir olay. Peki ay tutulmasında ne olur? En genel manada. Kıymetli arkadaşlar, ay bizim zihni sürecimizin, bakın zihnimizin çalışma sistematiği demektir. Tutulduğunda ne olur? Zihni süreçte kısırlaşma ortaya çıkar. Yani karar veremezsin, endişeye düşersin, kaygılar oluşturursun. Yani bir problemi çözme noktasında hüküm oluşturamazsın. Bakın, düşünsel noktada. Öyle mi yapayım, böyle mi yapayım, şöyle mi olsun, böyle mi olsun? Yani büyük bir belirsizlik. Bunun temeli ayın tutulmasıdır. Kişi içselliğinde kör bir pozisyona gelir. Dolayısıyla verdiği hüküm, verdiği karar ve yaptığı fiil de yanlış olur. Şimdi ay tutulmasının insan üzerindeki etkisi en genel bağlamda budur. Şimdi bu noktada hemen şöyle bir soru soralım kendimize. Cevaplarını aslında biliyorsunuz. Ben olayı açmak için sorayım. Ay aynı zamanda, ay aynı zamanda bizi de etkileyen bir felek. İyisinden, yani küçüğünden büyüğüne, iyisinden kötüsüne hepimiz bütün feleklerden bir şekilde etkiler alıyoruz. Hani dosyalarımızda var ya arkadaşlar, ay için Ya Rahman Ya Rahim, 2468'ler, 246'ların ismi azamı, işte kod 3'lerin hiç eksik esması yok. Bakın bunun gibi böyle çalışmalarımız var ya dosyalarınızda gördüğünüz. Bakın ayı oradan tanımlayabilirsiniz. Yani kendi yapınızı. Ay tutuldu, ne olacak şimdi? Mesela ben kod 2 olan bir insan olarak otomatikman, İşte efendim öyle mi yapayım, böyle mi yapayım, şöyle mi olsun, böyle mi olsun, böyle mi düşüneyim, şöyle mi, yani ne yapacağımı bilemem. Bir tam bir belirsizlik, tam bir puslu hava benim için. Kod 246'lar için, otomatik mi? Ve şimdi bunun böyle olması çok büyük bir şey mi? Hayır, değil. Biz zaten bu etkiyi alıyoruz devamlı. Ne zaman ay zamanı saat olarak, gün olarak, evre olarak, işte ay olarak bizi etkiledi, biz o dönemlerde bir kör, sağır, dilsiz moduna düşüyoruz.
Bununla ilgili ne yapmamız gerektiğini de zaten çalışmalarımızda görüyoruz, daha da göreceğiz. Yapmamız gerekenler birincisi istişare, ikincisi istihare. Birincisi istişare, ikincisi istihare. Ya İstanbul'a gidiyorsun, Ankara'ya gidiyorsun. Hadi diyelim Aydın'a gidelim Mustafa Bey'i ziyarete. Didim'e gideceğiz şimdi. Ne yapacağız arkadaşlar? GPRS'e soracağız. Diyeceğiz ki bizi Aydın'ın Didim'ine götür kardeşim. Mustafa Bey'e götür bizi diyeceğiz değil mi? Bakın istişare ediyorsun. Buradan bindin arabana, bastın gidiyorsun. İyi de kardeşim her yol, her kavşakta ikiye üçe ayrılıyor. Nereden bileyim ben Didim nerede? Nereden bileyim ben Aydın'a hangi yoldan daha kısa gidilir? Ondan sonra ne yapacağız? GPRS'e soracağız. Daha da olmadı. Duracağız yol ayrımında. Arkadaşım ben Aydın'a gitmek istiyorum. Hangi yoldan gideyim? Bu taraftan mı, şu taraftan mı? Alt yoldan mı gideyim, üst yoldan mı? Arkadaşlar ayın tutulmasında yapacağımız şey de bundan ibaret. Dolayısıyla ay tutulmasını karar verme mekanizmasında çok yoğun yanlışlıklara, yanlış kararlara sebebiyet verebileceğini öngörebiliriz. Peki güneşin tutulması nedir? Birazcık kısa kesiyorum, yine açacağız bu konuyu inşallah. Güneşin tutulması nedir arkadaşlar? Ay bizim içselliğimizi yani varlık yapımızı, ama güneş dünyamızı simgeler. Yani sizin yarın sabahleyin işe gidip de işte efendim işte yaptığınız o çalışmalar, çabalamalar, üretimler var ya, ha işte bakın o noktada bizi ne yapar? Tutukluklar yaşamamıza sebebiyet verir. Dolayısıyla da mesela acele bir mizacı olan bir insan için kazalara açık olmak demektir. Trafikte devamlı hareket eden bir insan için kazalara açık olması demektir. Üretim yapan bir insan için üretim yaparken belirli acelecilik veya ihmaller, yani böyle aksamalar olabileceği için makinenin bozulması demektir. Veya bu ve bunun gibi dünyaya ait fiilsel noktada yanlış yapmalara müsait olacak bir dönem demektir. Peki bizim güneş hangi evimizde? Hani ben sizlere bildiğiniz için soruyorum. Kendi güneş evlerinize bakın. Bakın o güneş evlerinizde egosu yüksek mi davranıyorsunuz? Çekingen mi davranıyorsunuz? İşte efendim ne yapıyorsanız bakın işte onu yapmamaya çalışın. Onu yapmamaya çalışın. En azından istişareye ağırlık verin. En azından birisinden yardım isteyin. En azından kendinizi bir ağırlaştırın. Önünüzü görerek gidin. Kısaca ay ve güneş tutulmaları doğanın, Allah'ın yarattığı bir sünnetullah'tır. Her yıl olur, her ay olur veya yılda birkaç defa olur. Bunlar Allah'ın sünnetullah aleminin işleyiş kurallarıdır. Bunlar dün de oldu, bugün de oldu, yarın da olacak. Peki kıymetli arkadaşlar, ay ve güneş bir insanın düşünselliğinde ve davranışlarında yanlışlara düşmesi ve bunun sonucunda da sorunlar yaşaması demekse, bu konuların yoğunlaşması demekse biz ne yapmamız lazım? Mustafa Bey sence ne yapmamız lazım abi? Kabaca, kısaca düşüncenizi paylaşın lütfen. Yani gökten inecek bir bela yok. Yerden çıkacak bir zebani yok. Deprem olabilir. Deprem yarın da olabilir. Evvelsi gün de olabilir. Geçen sene de olabilir. Ya bunlarla ilişkisini kurabiliyorsan ne ala kur. Önemli değil. Ama deprem, zaten biz bir deprem ülkesindeyiz. Deprem gerçeğiyle zaten yaşamak zorundayız. Ona rağmen yaşama devam etmek zorundayız. Güneşin tutulacak olması bizi bir şeyden alıkoymaması lazım. Kıymetli arkadaşlar, 100 yıldan fazla bir süredir Müslüman coğrafyanın üzerinde bir İngiliz, Amerikan, Batı, ondan sonra dünyasının bir sömürge ağırlığı var. Ya bizim güneşimiz, yani fiiliyatta doğru davranışlar sergilememiz, zaten bizim 100 yıldır güneşimiz tutulmuş.
100 yıldır güneşimiz zaten bizim tutuk. Yani yeni bir şey ne olabilir? Ne olabilir? Hiçbir şey olmaz. Kıymetli arkadaşlar, güneş tutulması veya ay tutulması bir insanın aklının tutulması, elinin tutulması, gözünün görmemesi, elinin tutmaması anlamına gelir. Bu da ancak ne yapacağını bilmeyen insanlar için büyük bir sorundur. Ama bizler ne yapacağımızı biliyoruz. Bizler ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ne yapacağız? İfrat ve tefrit hallerden çekinip, ifrat ve tefrit hallerden çekinip, hani o keşiflerle tanımladığımız aşırı veya zayıf hallerimiz var ya, misal evre olarak şu anda Merkür'le devam ediyoruz. Allah nasip ederse. Merkür'ün çabuk parlayan, hırslı, hayal ve gerçeği ayırt edemeyen, başkalarının duygularına saygısız davranışları var ya, yapmayacağız. Yapmayacağız arkadaşlar. Onlar güneş tutulması ile dün iki tane zarara, sıkıntıya sebebiyet veriyor ise, şu anda güneş tutulmanın yoğun bir atmosferik cazibe etkisini yaşadığımız bu günlerde iki tane değil, 12 tane zarara sebebiyet verir. Ticari kayıplar oluşabilir, ekonomik zararlar ortaya çıkabilir, sosyal ilişkiler bozulabilir vesaire vesaire vesaire. Kıymetli arkadaşlar, onun yerine ne koymamız lazım? İşte o kavramı da biz fetihlerle gördük veya görüyoruz. O fetihlerle bulmaya çalıştığımız, içinde bulunduğumuz vaktin itidalleri ve marifet bilgisi. O marifet bilgisi çok önemli kıymetli arkadaşlar. Neden önemli? Bakın, itidaller daha önemli olması lazım değil mi? Hayır. Marifet bilgisi daha önemli. Çünkü o marifet bilgisi dediğimiz, misal içinde bulunduğumuz vaktin, Mars'ın itidali nedir? Hayat enerjisi yüksek, merkezlenmiş, kendinin efendisi olmak. Ama bunu, bu davranışları bizler dost doğru olmak amacıyla yapmamız lazım. Dost doğru olmak niyetiyle yapmamız lazım. İşte o dost doğru olmak bizi gördüğünü tek doğru gibi görmekten, hile ve şefaatten, hırsızlık korkusundan, hayır yapıyorum diye yanlışlardan, şer göreceğim, şer yaşayacağım diye korkulardan, gammazlık ve dedikodu düşüncelerinden ve muhabbet olsun diye görü görüne bir bağlılıktan kurtarır. Dost doğru olmamız lazım. İşte bu nedenle bizim hangi itidali sergileyeceğimizi bulurken, o itidali hangi amaç, hangi düşünce, hangi niyet mekanizmasıyla aktif etmemiz gerektiği, işte bu çok önemli. İşte kendilik bilincinin araçları, doğal olarak kullanılan araçlarını saydık, 7 maddeyi, ama olması gerekenleri de bize marifet bilgisi olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vermişler. Bunları biz çalışmalarımızda ne yaptık? Mars için dost doğru olmak dedik. Merkür için dedik, ana baba ve insanların hakkına, kardeş, arkadaş, komşu hakkını korumak dedik. Yani başkasının da hakkına, ona bir empati yapmak. Sempati değil, empati yapmak. Onu anlamaya çalışmak. Kendini ilah gibi görmemek. Bir diğeri, Kur'an hakkında ince ilim sahibi olmak dedik. Jüpiter'in değil mi? Kur'an hakkında, Kur'an dediğimiz olgu, arkadaşlar tabii ki Kitab-ı Kerim'imiz, Kur'an-ı Kerim'imiz ve vahiy ile Peygamberimiz vasıtasıyla bizlere indirilmiş Kur'an-ı Kerim'imiz, ama bir de bunun yaşam içerisinde günlük uygulaması var. Yani hassas bir dikkatliği gerektirir. O ifrat ve tefritlerin oluşturduğu o zihin sürecinden çıkıp bir ufkumuzu genişletmeyi gerektirir. Kur'an hakkında ince ilim sahibi olmak, ince fikirlik diyebiliriz. Peki Venüs için nedir arkadaşlar marifet bilgisi? Emanete riayet etmek. Emanetlerin en kutsalı vatandır, dindir, imandır, ailenizdir. Yani çoluğunuz, çocuğunuz, malınız, mülkünüz ve en
nihayetinde de nefsiniz size bir emanettir. Onun şımarık bir çocuk olarak büyütmek yerine sorumluluk sahibi bir insan olarak geliştirmek bizlerin elinde. Peki Satürn için marifet bilgisi nedir? Arkadaşlar, işin sonunu sevmek, yani ahiret sevgisi ve temkinli olmak. Güneş için nedir? Yetim hakkına riayet, yetim hakkı. Ben canım böyle istiyor ama bir de olması gereken. İstekler ve ihtiyaçları ayırt edip olması gerekene riayet etmektir. Peki ay için marifet bilgisi nedir? Ana, baba ve insanlara tevazu ve yumuşak konuşmayı öğrenmektir. Bakın, kaybettiğimiz yerler işte bu evrensel doğrular. Bakın, evrensel doğrular bizi yanlışlardan, eksiklerden çıkarıp o hakikat boyutuna taşıyacak araçlardır. Niyetlerimizi güzelleştirecek araçlardır marifet bilgileri. İtidaller bunun araçlarıdır. Yani ben şimdi dost doğru olmam lazım. Dost doğru olmam için ne olması lazım? Kendimin efendisi olmam lazım. Dost doğru olmak için ne yapmam lazım? Merkezlenmem lazım. Dost doğru olmak için nasıl bir davranış sergilemem lazım? Sıhhatli insan davranışı sergilemem lazım. Ve bunun gibi ve bunun gibi. Kıymetli arkadaşlar, dolayısıyla bizler güneşin tutulmasından, ayın tutulmasından korkmak yerine yaşam içerisinde ifrat ve tefrit davranışları sergilemek yerine evrensel doğrularla ortaya çıkacak, bizi egoistlikten, bizi egosu yüksek olmaktan, korkaklıktan, ürkeklikten bizi kurtarıp hakka ve hakikate taşıyacak olan o marifet bilgilerine sığınmak, itidalleri açığa çıkartmak bizim için çok önemli. Lütfen bırakın güneşi tutuk olanlar artık kendilerini özgürleştirsin. 100 yıldır, 100 küsur yıldır, belki de 150 yıldır üzerimizdeki bu ölü toprağını atalım. Üzerimizden kaldıralım bu şeyi. Kaldıralım da bir bakalım ya ne var. Bakın, bugün itibariyle Ramazan oruçlarımızı tuttuk. İnşallah tekbirlerle nedir? Bayrama hazırlanıyoruz. Öyle değil mi? Tekbirlerle bayrama hazırlanıyoruz. Yarın sabah değil, sabah namazından sonra bayram namazımızı kılacağız. İnşallah tekbir de bitecek. Bunun arkasından bizler büyüklerimizin ellerini, küçüklerimizin de bizim ellerimizi öpmesini bekleyeceğiz. Bizler ne yapacağız arkadaşlar? Sıla-i Rahim yapacağız. Bizler bugün itibariyle, mesela bugün Arefe günü itibariyle vefat etmiş olan ana babalarımızı ziyaret ettik. Onlara dualarla ikramlarda bulunduk. Fitrelerimiz ile, zekatlarımız ile, sadakalarımız ile ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmeye çalıştık. Kendi içselliğimizde kendiliğimizi tanımlamaya zaten çalışıyoruz, kendilik bilinci çalışmalarımızla ve kendi çalışmalarımızla. Bunun ötesinde yarından itibaren arkadaşlar, dargınlar kalmayacak. Kırgınlık olmayacak. Bakın, sıla-i rahim olmayan bir ülkede, yani bir başkasının hakkına riayet edilmediği, ona saygı, sevgi, hoşgörü gösterilmediği bir ülkede varlığın ve birliğin adı anılmaz. Anılmaz. Önce fedakarlığı biz yapacağız. Neden? Çünkü bilen bilmeyenden daha üstündür. Önce elini uzatan önce cennete girecektir. Ki bunlar da sünnet dediğimiz hadis-i şeriflerle sabittir. Zaten biliyoruz bunları. Dolayısıyla büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Küçüklerimizi de sevindireceğiz. Onlara küçük harçlıklar, işte şekerdir, ikramlardır. Onlarla bir şekilde bayramımızı bayram etmeye çalışacağız. Bizim bayramımız sorumluluklarımızı yerine getirmektir. Bunları yerine getirdiğimiz zaman arkadaşlar, güneşin tutulması değil, ne tutulursa tutulsun bize hiçbir şey zarar veremez. Sadece
İçinde bulunduğumuz coğrafyanın gereği örf ve adetlerimizi inançsal noktada yapmamız gerekenlerin farkına varalım. Bayramlarımız tatil yerlerine giderek oralarda dinlenme günleri değil. Bayramlarımız dargınların barıştığı, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarına kavuştuğu, yetimlerin sevindirildiği, öyle değil mi? Akrabaların birbirleriyle yakınlaştığı zamanlardır. Bunların gereğini yerine getirmeye çalışalım inşallah kıymetli arkadaşlar. Benim diyeceklerim bu kadar. Ayşe Hanım, sizler ne yapıyorsunuz? Sizler nasılsınız? Bayramınız nasıl geçecek inşallah? Neler yapacaksınız? Konuşmak ister misiniz? Maalesef içinde bulunduğumuz günlerde birçok din adına konuşup güneş tutulacak korkun, ay tutulacak işte efendim üzülün. Ya arkadaşlar, güneş ve ay tutulmaları bizim için korkuya, endişeye sebebiyet vermesin. Amacı itidal olan her insanın güneş tutulmasından pozitif etki alacağını unutmayın. Üzerimizdeki 50 yıllık, 100 yıllık toprakları kaldıralım, ayağa kalkalım. Her zaman için diri, iri ve birlik ve beraberlik içerisinde bayramlarımızı hakkınca idrak etmeye çalışalım. Benim diyeceklerim bu kadar kıymetli arkadaşlar. Meryem Hanım, sizler ne yapacaksınız bayramda? İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Rutin bayram. Rutin İnşallah bayram. Güzel geçer, güzel bir Ramazan geçirdik. Evet, elhamdülillah. Evlerin işi gücü yarın da inşallah bayramı güzel bir şekilde kutlayacağız. İnşallah, inşallah. Lütfen ziyaret edilmedik büyüğümüz kalmasın. Lütfen etrafımızda sevindirilmedik çocuk kalmasın ki çocuklar için İnşallah. Bayram her zaman daha bir fazladır. Bunlar da bizim zekatlarımız. Öyle değil mi? Bizim sadakalarımız. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün şöyle söylüyor. Diyor ki her insan diyor her gün 360 tane sadaka vermek zorundadır. Buradan iki şey ortaya çıkıyor arkadaşlar. Demek ki 360 tane sadaka vermek hadis-i şerifin içerisinde şöyle söyleniyor. İnsanın diyor her oynayan eklemi için bir sadaka vermesi gerekir. İşte parmağımız oynuyor bir sadaka, ikinci parmak bileğimiz oynuyor iki sadaka, dirseğimiz oynuyor, kolumuz oynuyor gibi. Sahabe-i kiramdan birisi çıkıyor şöyle söylüyor. Ya Resulallah diyor biz diyor 360 tane sadaka yani yiyecek kendimize bir şey bulamıyoruz ki. Yani 360 sadakayı nasıl verelim? Dediğinde Peygamberimiz gülümsüyor. Sadaka bir şey vermek ki bu vermenin en klasik örneği para vermek, pul vermek, yiyecek vermek gibi. Peygamberimiz mübarek gülümsemesiyle gülümsüyor ve şöyle söylüyor. Sizin diyor çocuğunuzu sevindirmeniz. İşte efendim komşunuza bir selam vermeniz. Müslümanların birbirlerine selam vermesi. Birisine diyor gülümsemeniz bile diyor küçük bir sadakadır. Eşinizi sevindirmeniz, anne babanızın gönlünü almanız. Bakın bunların her birisi birer sadakadır. Ve bizim için de toplumumuzda zaten İslam geleneğinden de gelen bu kültürümüzde de bunlar bizim olmazsa olmazlarımız. Mesela her insanın annesi onun düşünsel yapısının doğru çalışmasının göstergesidir. Baba ise bir insanın elinden bir iş çıkmasının garantisi babayla ilişkilerinin güzel olmasıdır. Yani onun sizden razı olmasıdır. Çok ilginç bunlar. Dolayısıyla arkadaşlar ana ve babalarımız sağ ise mutlaka onların gönüllerini almak, bizden küçüklerin sevindirmek, onlarla oyunlar oynamak, onların hafızalarında güzel anılar bırakmak, akraba, konu komşu ziyaretlerinde bulunmak, o birliğin, beraberliğin geleneği olan sıla-i rahimi
bugünlerde had safhada çok önemli. İnşallah yerine getirebilmek nasip edersin. Teşekkür ediyorum Meryem Hanım. İnşallah. Hocam bir de yarın böyle köpüklü bir Türk kahvesi içeceğim. Çok özledim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yakın olsaydı. İyi bayramlar diliyorum herkese. Size de hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Mustafa Bey, siz değerlendirmek ister misiniz yarın için? Bayram için daha doğrusu. Hocam herkese şimdiden hayırlı bayramlar olsun inşallah. Allah razı olsun. Bayramda çalışıyor olacağız. Aile büyüklerinden de biraz uzakta olacağız. Biraz buruk ama gönüller bir inşallah. Ya tabii ki çalışmak ailenin rızkını, yaptığımız işin akışını da sağlamak da bizim için çok önemli. Çünkü o iş olmazsa biz var olamayız. Siz de inşallah ilk fırsatta yine yakınlarınızı ziyaret edersiniz. Ama en azından telefonla da olsa, değil mi? Kesinlikle. Sabah iç işler bitiyor. İnşallah. İnşallah. Rabbim kolaylıklar versin. Kıymetli arkadaşlarım, benim diyeceklerim bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayşe Hanım'ın da ortamı müsait değilmiş. Kendisine de selam ediyoruz. İnşallah derslerimizde görüşmek üzere. Bu hafta tatildeyiz. Ama kendilik bilinci, bakın, bizim kendimizle sürdürdüğümüz her ilişki, yani yaşam ile sürdürdüğümüz her ilişki bizim kendilik bilincimize göre ortaya çıkıyor. Bunun doğruları var, yanlışları var. Cenab-ı Allah bizi eksik ve noksan olarak yaratmış, bu dünyaya göndermiş, ancak sahipsiz bırakmamış. Nerede ne yapacağımızla ilgili ilahi vahiy ile bizleri desteklemiş, peygamberlerle bizlere bizzat yaşatmış ve göndermiş ve göstermiş. Bunlardan yararlanmak istiyoruz. Bunlardan yararlanabilmemiz bizim için hem bu dünyadaki ilişkilerimizi düzenleyip huzuru bulabilmek, hem de ahirette ebedi huzura erebilmek için burası bir imtihan alanı, biliyorsunuz. Çok bencil, bencil olmaktan kurtulmaya çalışmamız lazım. Bence, bencesinden, yaşamın bencesinden sıyrılıp olması gerekenler. Kıymetli arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum son olarak. Bu dünyada çözemediğimiz hangi ev sorunumuz varsa, işte birinci evdir, ikinci evdir, üçüncü evdir, arkadaşlar bunu ahirette çözemeyiz. Çözüm yeri burası. Tanımlarım, çözüm yeri burası. Bunun için bu dünyada huzuru bulmamız gerekiyor. Nerede sorunumuz varsa, nasıl sıkıntımız varsa, ismi azam düzeyinde, sıkıntılı evre düzeyinde veya olmaz evresi düzeyinde, hangi aşamada bizim o astrolojik ev konularımız noktasında bir eksikliğimiz varsa onu bu dünyada çözmemiz lazım. Bu dünyada çözüp huzura kavuşan kişi bu dünyada ahiretini görür. Onun için lütfen farkın farkında olalım. Olayların farkında olalım. O farkın da farkında olalım ki inşallah huzuru bulalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanetsiniz. Selamun aleyküm. Hayırlı bayramlar diliyorum.